Ramazan ayı kilo verme ayı değil, onu söyleyelim. Ama tabii sağlıklı beslenerek ve diyetisyenin desteğiyle de o döneme denk geliyorsa, Ramazan ayında da oruç tutmak istiyorsa, dengeli beslenerek de kilo ayarında koruyabilir özellikle. Kesinlikle. Çünkü Ramazan'a geldim, kilo vereyim dersek zaten amacını da yaşamamış oluruz, değil Kesinlikle, mi? kesinlikle. Çünkü bazı kişiler o şekilde yapabiliyor. Zaten nasıl olsa Ramazan geldi, ben artık zayıflarım, aç kalıyorum diyerek. Çok yanlış Çok aslında yanlış. tabii. Çünkü aç kalarak da zayıflanmıyor. Tam aksine metabolizma hızlı yavaşladığı için çok fazla tükettiğiniz takdirde tekrardan iftardan kilo alımına bile sebep olabiliyor. Bu yüzden bu dönemde gayet rahat bir şekilde uzman kontrolünde, diyetisyen kontrolünde evet kilonuzu koruyabilir, kilo da Belki verebilirsiniz. verebilirsiniz de tabii. Kesinlikle. Fakat özellikle aç kalıyorum. Ben kendi başıma yaparım. Sahuru da yapmam. Tüm gün aç kaldığım takdirde kilo veririm zaten diye bir düşünceye sahip olursak bu son derece yanlış ve ciddi sağlık problemlerine de sebep olabilir. Kesinlikle. Zaten güzel açıklamaların var. Diyorsun ki güne zaten niyetle başlıyoruz ama uzun bir süre açlık dönemi olduğu için ezan vaktini duyduğumuzda su, zeytin, hurma ne Hurma, varsa sonra kesinlikle. çorba çok Ve abartmamak ana kaydıyla evet yemek. ana yemek. Çünkü günlük beslenmemizde de Ramazan olmadığı günlerde de biz o şekilde yaparız. Ana yemek olur, yanında yoğurdu olur, salatası olur. Ramazan döneminde evet tüm gün aç kaldığımız için insanın canı her şey istiyor ve çok fazla yemek yapıyoruz. Bunu diğer günlerden farksız Bereketi de var şekilde ama evet ister istemez. farksız Evet. düşünüp o şekilde uyguladığımızda çok daha rahat olacaktır.